Sırada bir protokolün haberi var. Kısa bir haber ama vurucu. Bir yanda Bilal Erdoğan'ın vakfı, diğer yanda Boğaziçi Üniversitesi. Protokol imzalamışlar. Bakalım şu protokole bir. Efendim, Boğaziçi Üniversitesi, Bilal Erdoğan'ın başkanı olduğu Yeni Türkiye Eğitim Vakfı ile protokol imzaladı. Montessori Eğitim İşbirliği protokolünü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Boğaziçi Üniversitesi'ne rektör olarak atanan Naci İnci ile Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'ın vakfı imzaladı. İmza töreninde konuşan Bilal Erdoğan, "Biz Montessori metodunu toplumların kültürel özelliklerine saygılı bir metot olarak görüyoruz. Bir fıtrat pedagojisi olarak görüyoruz. Bu şekilde yorumluyoruz." dedi. Rektör İnci ise, "Bu anlaşma Boğaziçi Üniversitemize hayırlı olsun, hayırlı olacak" ifadesini kullandı. Protokolü Halk TV'ye değerlendiren Boğaziçi Üniversitesi öğretim görevlisi Profesör Doktor Cevza Sevgen, "Üniversite hocaları protokolü web sayfasından öğrendi. Çünkü artık işler hep böyle. Yukarıdan aşağıya doğru yapılıyor. Konu eğitim fakültesinin uzmanlık alanına giriyor ama dışarıdan atanmış dekan onlara danışmamış" dedi. Hayırlı uğurlu olsun o zaman Bilal Erdoğan'la Boğaziçi Üniversitesi'nin özel protokolü. Ve Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul'da hem milletvekilleri hem kurmaylar toplandılar. Peki Özgür Özel, peki Ekrem İmamoğlu'nun cümlelerine baktığınız zaman şu vurguyu yapabiliyor musunuz? Esenyurt kayyum atanmasının hemen ardından, Ahmet Başkan'ın tutuklanmasının hemen ardından sert bir durum var mı? Sertleşiyor mu demeçler? Aynen öyle. Çok sert Özel ve İmamoğlu. Bundan sonra Esenyurt'tayız. Bu grup Esenyurt'tan elini çekmeyecek. Bu parti Esenyurt'tan elini çekmeyecek. Bu ülkenin gündeminden Esenyurt düşmeyecek. İktidarlarının devamını her geçen gün başka başka kumpaslar kurarak, yargıyı sopa gibi bize doğrultarak sağlamaya gayret ediyorlar ve edecekler. Ahmet Özer'in tutuklanması ve Esenyurt Belediyesi'ne kayyum atanmasının ardından CHP İstanbul nöbetini sürdürdü. CHP lideri Özel ve Ekrem İmamoğlu, şehrin emini terör yandaşı olamaz diyen İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya FETÖ hatırlatmasıyla yanıt verdi. Birlikteydiniz. Bugün aynı yöntemlerle yapıyorsunuz bunu. Şimdi oradan edindikleri yetkinlik, tecrübeyle o günkü yol arkadaşlarından ayrı ama birileri de anayasal düzeni ayaklar altına almaya devam ediyor. 10 yıl önce Fethullah Gülen'e nasıl övgüler düzdüğünü hatırlatayım. 10 yıl önce Türkiye'de Türkçe olimpiyatları geldiği noktayla maşallah hak ediyor diyen sensin. Organizasyonu düzenleyenlere teşekkür eden İçişleri Bakanı olan zat sensin. Sponsor katkısı sağlayan da sensin. 10 yıl önce yani terör örgütüyle kol kola olan sensin. Siz önce bakanlığınızı kim yönetiyor ona bakın. Özel, Ahmet Özer'in evine yapılan operasyonun FETÖ takliti olduğunu da vurguladı. Yatak odasına dalıp uyuyan belediye başkanını uyandırmaya tenezzül edecek, bu tacizi, bu aşağılamayı yapacak kadar bir gözü dönmüşlüğün içindeyiz. Bunu da görün. Vallahi Fethullah Gülen hayatta olsa gelir omzunuzdan öper. Gelir omzunuzdan öper. Bu kadarını biz bile yapmamıştık. İki isim de iktidarın bu hamlesini CHP içinde bölünme yaratmak istediğini ifade etti. Partililere birlik mesajı verdi. Büyük hesabı görerek adım atmak durumundayız. Bizim gizli planlarımız, kapalı kapılar ardında varılmış anlaşmalarımız yok. Ama bir gerçek var. Cumhuriyet Halk Partisi samimi bir siyaset izlemektedir. Küçük hesapların değil, büyük hedeflerin yolcusu olma iradesinde asla ve asla sapmamalı, çelik gibi dimdik ayakta durmalıyız. Biz hata yaparsak partimizi 31 Mart başarısına taşıyan değişim ve yenilenme sürecinden hız kesersek,
ortak akılla hareket etmekten uzaklaşırsak, aramızdaki yol arkadaşlığı duygusunu zedelersek, işte o zaman kaybederiz.